Hadi çocuklar yesenize. Tamam. Niye yemiyorsunuz? Ben sabah uyanır uyanmaz pitibörlerime süt ve kurabiye vermiştim. Hı. Tıkandınız mı beldecurlarım? Ama yemesinler, çok yiyorlar zaten. Ya, ya. Nana uyanmadı mı hala? Şey evladım, sabah erkenden gitti o. Aa, nereye gitti acaba? Monsieur, bana kızmayın ama çok garip bir matmazel o. Bir görünüp bir kayboluyor. Sihir gibi bir kız. Yok yok, bu sefer suç bende. Bugünlerde sinirlerim çok gergin. Akşam tatsız bir olay yaşadık. Düzelir evladım, hiç merak etme. Biraz kafasını dinlesin, döner gelir. Galiba bu sefer biraz küstürdüm onu Makbuş. Aa, her küsen evden mi gitmeli Mersha? Mahvoldum abicim, bittim ben. Yine ne oldu Volkan? Gitmiş abicim, gitmiş. Kim? Merve mi, annen mi? Keşke onlar olsaydı. Uçera gitmiş. Canım nereye gidecek hiçbir yer bilmiyor. Döner gelir, merak etme. Ya ben de o yüzden endişeleniyorum ya zaten. Hiçbir yer bilmiyor. Kimseyi tanımıyor. Nereye gider, ne yapar? Şimdi Binali Bey'e ne diyeceğim? Hakan, sen beni dinlemiyor musun abicim? Bana sakın Hakan deme! Ne diyorsun bana sen? Öyle deme! Bana öyle deme! Hakan ne oluyor? Sakin ol, kendine gel Hakan! Bak hala Hakan diyor! Kendine gel Hakan! Delirdin mi abicim? Sakın! Sakın o kelimeyi söyleme! Ya hangi kelimeyi? Adımı! Sakın adımı söyleme! Neden? Bilmiyorum! İsmin söylendiğinde böyle oluyor! Ya iyi misin abicim? Ya nasıl bir şaka bu? Bence sen bir doktora git Hakan! Söyleme o kelimeyi! Söyleme dedim sana! Tamam tamam! Söyleme! Dur yapma! Söz veriyorum, bir daha söylemeyeceğim! Sakin ol aman! Hayırdır beyler? Ne bu haliniz? Biz böyle sabahları spor olsun diye güreşiriz. Öyle mi? Ben de pek severim güreşi. Gel bakalım Hakan. Bana adımı söylemeyin. Söylemeyin. Hadi abiciğim. Hadi abiciğim. Hadi çık. 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 Kusura bakmayın Bilal Bey. Ha, çık abi. Çık abi. Kusura bakmayın. Hakan, yani Hasan'ın sinirleri çok bozuk bugün. Görüşürüz. Hasan mı? Ben böyle acayip şey görmedim. Ama dediğin doğruysa senin ıssız adada yaşaman lazım. Çünkü herkes sana ismini söyleyecek. Bundan kurtuluşun yok. Oo, sizi odamızda görmek ne büyük şeref Hakan Bey. Hayır. Söyleme dedim. Söyleme. Hakan bıraksana kızı ya. Şimdi söylemeyin! Sakın bir daha söylemeyin! Söylemeyin! Bana adımı söylemeyin! Ay nesi var bunun ya? Heh, şöyle de sakladık mı kimse kulağında bir şey olduğunu anlamaz Hasan. Bana Hasan deyip durmasana ya. Ne yapayım? Öteki şeyi söyleyince saldırıyorsun. Tamam tamam. Aç şimdi sesini. Aç 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 aç. Sonuna kadar aç, yüksel. Heh, duyuyor musun beni? En sevdiğim grup bu oğlum. Hah, iyi hadi inşallah işe yarayacak. Hakan sakinleşti mi? Merhaba Binali Bey. Binali Bey, hak verirsiniz ki kötü günler geçirdik. Stres içindeyiz. Tamam tamam. Ben severim çatlakları. Eklütler sizi. Deliler aynı zamanda dahidir. Öyle değil mi Hakan? Haklısınız Binali Bey. Az sonra senin şu hiç güvenmediğin Zekeriya Bey gelecek. Aman gözünü seveyim, dikkat et ha. Bence bu adam çok düzgün biri. Sakın bir yanlışlık yapmayasın. Siz de son derece akrisiniz Binali Bey. Ne diyor bu be? Ben ne diyorum, sen ne diyorsun? Benimle dalga mı geçiyorsun? Benim zamanımda patrondan biraz çekinme vardı. Bunların hepsi bir alem olmuş. Sus, otur dur. Sus. Nerede çocuk? Hangi çocuk? Topçu, Uçera mı nedir? İşte o. Uçera. İşte o. Nerede o? Söylesene. Hamamda. Hamamda mı? Ne işi varmış hamamda? Türk hamamlarının metini çok duymuş. Şöyle bir güzelce yıkamayayım dedi.
Ne diye yalnız bıraktın canım? Hiç merak etmeyin efendim. Hamam tanıdık. Ben çocukluğumdan beri oraya giderim. Herkesi tanıyorum. Bir aksilik olursa külahları değişiriz ona göre. Merak etmeyin efendim. Ne demek? Abi, yandım ben, mahvoldum. Bir umut eve dönmüştür diye annemi aradım ama içeri hala dönmemiş. Binali Bey canımı okuyacak vallahi. Oo, iyi oldu sana. Onu elin adamını eve getirirken düşünecektin. Öyle deme Merve ya. Volkan, bizim topçu daha gelmedi mi hamamdan? Şey efendim, geldi de gitti. Hoppala, nereye gitti? Akrabalarını ziyarete gitti. Akrabası mı varmış burada? Ya varmış. Şeyde, elçilikte çalışıyorlarmış. Sen de gitseydin ya onunla. Kendi istemedi. Anladığım kadarıyla bir aile meselesini halletmeye gitti. Nasıl yani? Nişan yapacaklarmış. Ne nişanı? Beşik kertmesi gibi bir şey. Önceden bir sözlüsü varmış bunun. Allah Allah. Onlarda da mı varmış böyle adetler? Ya. Niye bize demedi ki? Bileydik altın falan takardık. Çekindi çocuk herhalde. Yani bana bile yarım ağız anlattı. Şey yaptı, çağırdı beni de. Hadi bakalım. Yani Volkan. Ne oldu? Senden korkulur vallahi. Ayaküstü 20 yılını peş peşe sıraladın ya, helal olsun. Acaba diyorum, bana diyorum, günde diyorum, kaç defa yalan söylüyorsun diyorum. Çok merak ediyorum. Ya yapma Merve ya. Ben canımın derdindeyim, sen neler diyorsun? Sizin bize verdiğiniz teklif oldukça ilgimizi çekti Zekeriya Bey. Öyle değil mi Hakan? Sağ olun, ben bir şey içmeyeyim. Ya ule. Oğlum normale dönmedi mi daha sen? Bu da ne? Çıkarsana şunu ya. Böyle daha iyi konsantre oluyorum. Daha neler? Toparla kendini, bu iş önemli. Evet efendim. Ne diyorduk? Nerede kalmıştık? Binali Bey, aslında Hakan Bey'le... Deme! Öyle deme! Hakan deme! Bana Hakan deme! Sakın bir daha Hakan deme bana! Deme! Çekil evladım şöyle. Ben böyle bir rezalet görmedim. Delirdiniz mi siz? Bir de iş yapacağız öyle mi? Kovuldunuz Hakan Bey. Duydun mu beni? Kovuldun! Git buradan! Gelmedi mi bu uçağa? Efendim, doğruyu söylemek gerekirse ben onu kaybettim. Hı? Kaybettin? Cüzdan mı bu be? Nasıl kaybediyorsun? Çabuk git bul onu. Çabuk! Hemen. Bunların hepsi celep ya. Hayır, ben burada neyim anlamadım ya.